XS TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Nurettin Baki, Toprağın İçinden programıyla birlikteyiz. Tarımdan gıdaya, üreticiden tüketiciye kadar pek çok konuda konunun uzmanlarıyla birlikte haftanın bir günü sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü konuğum Ziraat Yüksek Mühendisi Ferdan Çiftçi. Ferdan Çiftçi uzun yıllardır tarım alanında çok değerli hizmetlere imza atmış birisi. Aynı zamanda Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nde 5 dönem oda başkanlığı yapmış kendisi. Ferdan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba sevgili Nurettin, çok teşekkür ederim bu ilk yayın için. Benimle başlamana ayrıca çok sevindim, onu söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. Hem İlk Ses Televizyonu izleyicilerine buradan iyi günler dilemek istiyorum. Size de uzun soluklu, iyi bir yayın dönemi olmasını, başarıyla geçecek bir dönem olmasını diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Biz de çok heyecanlıyız. Gerçekten ben çok çok heyecanlıyım. Heyecanlı ortak olmak güzel benim için de. Çok teşekkür ederim. Çünkü uzun yıllar boyunca tarımla ilgili aslında basılı olarak birçok haber yaptık, birçok çalışmaya imza attık. Sizinle de çok değerli görüşlerinizi aldık, haberlerimizde kullandık. Dedi ki bunu artık televizyonlara taşıyalım. XS TV ekranlarında sizinle olmak çok güzel bizim için de. Şimdi aslında direkt başlayabiliriz müsaadenizle. Öncelikle aslında Türkiye'de tarımsal üretimin konuşmak istiyorum. Şu evet. Anda üretim, Türkiye'deki tarımsal üretim hangi noktada? Biliyorsunuz bir pandemi süreci yaşadık. Bu evet. Pandemi süreci tarımsal üretimimizi nasıl etkiledi? Teşekkür ederim sevgili Nurettin. Tarım aslında şuradan başlamakta yarar var. Ben bir kez daha buradan başarı dileklerimi iletmek istiyorum ve teşekkür de etmek istiyorum. Çünkü uzun yıllardır burada oda başkanlığım döneminde ve bıraktıktan sonraki dönemde de birlikte önemli haberlere hem seninle hem de diğer muhabir arkadaşlarımızla imza attık ve bu anlamda da çok kıymetli. Çünkü tarım ve gıda vazgeçilmezimiz, insan hayatının en önemli değerlerinden bir tanesi. Eğer tarım, toprak yoksa tarım yok, tarım yoksa gıda yok ve gıda yoksa yaşam yok. Yaşamın sonu demek. O nedenle bu son derece önemli bir konuyu gündemde tutmanız önemli. Bu ne kadar gündemde tutulursa bu hem üreticimize hem de tüketicimize olumlu yansıyacak, sonuçların doğmasına yardımcı olacaktır. O nedenle ben bir kez daha teşekkür ederim. Tabii ki bir pandemi süreci yaşadık. Biz önemli bir tarım ülkesiyiz. Ve 26 milyon hektar bir tarım alanına, buradan 23 milyon hektara geriledik ama onu biraz sonra gireceğim. 23 milyon ekilen tarım alanına, 23 milyon hektar tarım alanına sahibiz. Ve biz aslında tarımın başladığı coğrafyadayız. Yani insanlığın yaşamın başladığı coğrafyadayız. Bereketli hilal denen tarım devriminin, neolitik devrimin başladığı coğrafyanın içerisinde yaşıyoruz. Ve bu nedenle de polikültür bir tarım yapımız var. Çok zengin bir ekolojiye sahibiz. Çalışkan bir üreticimiz var. Kesinlikle. Ancak bunları harmanladığımızda ortaya çıkan sonuçlardan çok mutlu değiliz. Bunu konuşacağız belki. Tabii. De. Mutlu olmamamızın sebepleri neler? Belki onları konuşacağız. Pandemi demişken şunu söylemekte yarar var. Pandemi dediğimizde ilk aklımıza gelen hani o ilk kapanma heyecanı. Birkaç bir şey saymak istediğimizde bir kapanma dürtüsü ve hemen ertesinde ilk akla gelen gıda ve açlık korkusu. O günkü fotoğrafları 2019'da geriye dönüp baktığımızda o günkü fotoğraflar bize neyi gösteriyor? Hemen marketlere hücum ve orada dayanıklı gıda malzemelerinin alınması ve stoklanması gibi bir refleks gösterdi toplum. Kesinlikle. Ve bu insan refleksi bir toplumsal refleks olarak hayata geçti. Ve buradan tabii ki hızla önlemler alınmaya çalışıldı. Önce yanlışlıklar yapıldı. Çiftçiler tarlaya çıkamadı örneğin. Bunu haberler yaptınız, sizler de yaptınız evet. Bu haberleri. Üretici çünkü ilk yasaklarla, bu sokağa çıkma yasaklarıyla o bilinmezlik içerisinde tarlasına, toprağına ulaşmakta zorluk çekti. Çünkü
tam da Nisan ayında üretimin başladığı dönemde hızlandı. Mart'ta biz buna başladık ama Mayıs'ta tarım sezonunun başladığı dönemde, üretim sezonunun başladığı dönemde bu sıkıntıları yaşadık. Ve burada biz de açıklamalarımızda bunlara destek olduk. Köşe yazarları, siz de. Ziraat Mühendisleri Odamız çok ciddi çaba sarf etti bu konuda. Genel merkez olsun, şube yönetimlerimiz olsun. Gerçekten yol gösterici bir tutum aldılar orada. Ve şunu gösterdi bize, hep işte yönetenler tarafından tarım ve gıda ile ilişkili duyduğumuz o sözlerin, yani şu sözlerin, paramız var ki ihraç, ithalat yapabiliyoruz sözlerinin ne kadar geçersiz olduğu ortaya çıktı. Kesinlikle. Yani bu bizim yüzümüze ciddi bir şekilde yansıması olarak geri döndü ve gördük ki hiç öyle değil. Devamında herkes kendi toplumlarının haklı olarak gıda depolarını koruma içgüdüsüne girişti ve bu bir gıda milliyetçiliği diyebileceğimiz bir kavramın da ortaya çıkmasına neden oldu aslında. Aynen öyle. Yani, ve buyurun. Kesinlikle özellikle pandemi döneminde biz kendi sohbetlerimizde de bunu dile getiriyoruz. İnsanlar yani bir refleksle direkt marketlere, pazarlara saldırdı. Kesinlikle evet. Kimse telefon almak istemedi. Yani kimse böyle kuyruklara girmedi. Evet. Tamamen gıda üzerine bir kuyruk oluştu. Kimse son model telefona gitmedi. Son model araca yönelmedi. Kesinlikle. Ya da işte yeni giysi alayım derdine düşmedi. Ne derdine düştü? Açlık derdine düştü. Bunu gerçekten açlık korkusu insanın en önemli korkularından bir tanesidir. Ya hatta ölümden bile önce gelir ilk korku açlık korkusudur. Buna ilişkin atasözleri de vardır. Aç tavuk ambar deler derler. Kesinlikle. Şeyde bu hani insanın açlıkla, yani canlının açlıkla imtihanı aslında. Bu tarımda da böyle. İşte eğer aç kalırsa, öleceğini hissederse, eğer besleyemezseniz, suyunu veremezseniz mesela şeye, bitkilere, bir an önce tohuma kalkıp çiçek verip neslini devam ettirebilmek için şey yapmaya başlar. Tohum vermeye başlar. Yani bu açıdan her anlamda her canlı için beslenme önemli. Tabii ki biz önce toprağımızda yetiştirdiğimiz ürünleri besleyeceğiz ki onlarla hem biz hem de hayvansal üretimde kullandığımız hayvanlarımızı besleyerek protein açığımızın, insan hayatının en önemli yapı taşlarından olan proteinlerin elde edilmesi, üretilmesini de hayvansal üretimi yapma noktasında oradan destek alacağız. Kesinlikle. Özellikle o gıda milliyetçiliği, tarım milliyetçiliği dediniz ya, aslında bizim ülkemizde birçok konuda yerli ve milli söylemi gerçekleşiyor. Evet. Bu tarımda yeterince karşılık buluyor mu? Maalesef ve bunun üzerinden çok cümleler kuruldu ve özellikle şimdi şunu kabul etmemiz gerekiyor. 20 yıllık kesintisiz bir iktidar var. 2002'den 2022'ye geldik, 21. yılda. Ve bu dönemde bu kadar yoğun ve tek yetkiyle yönetilmiş bir iktidar dönemi Cumhuriyet tarihi içerisinde yok. Ve bu kadar büyük yetkiyle donatılmış şey de yok. Yoktu. O nedenle bizim burada baktığımızda, bu 20 yıldır uygulanan politikalara baktığımızda hep bir 3-5 yılda bir politika değişikliği, yeni projeler, yeni şeyler. İşte önce desteklemelerde doğrudan gelir desteği hakimken sonra biz havza bazlı üretim ve destekleme modeline geçeceğiz dendi 2009 yılında, ama uzun yıllar geçilemedi. 2010-2011'de uygulanacaktı. Daha 30 havzayla başladık. Sonra 90 havzaya çıktık. Kaç yıl sonra yine uygulamadı. Bölük pörçük uygulamalarla geldik. Yerli ve milli tarım projesi dedik. Zamanın Başbakanı tarafından ödemişti, açıklanmıştı. Sayın Binali Yıldırım tarafından ödemişti, açıklanan bir projeydi. Ne yazık ki ondan da bir şey görmedik. Biz hep bu süreç içerisinde bir geriye gidişi yaşadık. Nerede geriye gidişi yaşadık? Gıda fiyatları hep yukarıya çıktı. Evet. Tüketici, üreticinin gelirleri hep aşağıya indi. Gıda fiyatları yükseldi ama üretici bundan kazanamadı. Bu nedenle
bir şeyler yanlış gitmişti. Her seferinde de biz hep bir suçlu arandı bununla ilgili ve bunun üzerinde politika değişiklikleri yapılmaya çalışıldı. Aslında yapılması gereken tam da aslında hani yerli ve millilikse eğer bu topraklarda üretip önce bu topraklarda doymamız gerekiyor. Bizim ondan sonra ihracata yönelik ne kadar ihracat yaptığımız elbet önemli ekonomik açıdan. Ancak biz kendi tüketicimizi doyuramıyorsak, kendi üreticimizi doyuramıyorsak, bakın eğer üreticimizi doyuramıyorsak, üreticisini doyuramayanlar tüketicisini hiç doyuramaz. Kesinlikle. O nedenle bizim önce üretimdeki sorunları çözmemiz gerekiyor. Hı hı. Ve onların üzerindeki yükü azaltmamız gerekiyor ki bu aynı zamanda hem üretici için önemli hem tüketici için. Bunu yaptığımız zaman ne sağlamış olacağız? Üretici toprağında karnını doyuracak, toprağında üretmeye devam edecek. Tüketici sağlıklı, güvenli gıdaya uygun fiyatlardan ulaşabilecek. Aynen öyle. Bunu sağlamamız gerekiyor. Yerli ve millilikten anlamamız gereken bu aslında. Kesinlikle. Bahsettiğiniz gibi aslında tarımsal ürünler her geçen gün daha da çok artıyor fiyatları. Evet. Şimdi bu ürün fiyatlarının artması biliyorsunuz önümüz kış. Yani kışın bizi ne bekliyor? Vatandaş olarak, tüketici olarak yani biz neler durumumuz bekliyor? Durumumuz ne olacak? Aynen öyle. Sevgili Nurettin, şunu söyleyebilirim açıkçası. Girdi fiyatları sürekli artıyor. Ve biz hani bu TÜİK rakamlarına yansıdığından çok daha fazla aslında. Hı hı. TÜİK rakamları bile hani bu ülkede artık herkes hepimiz kabul ediyoruz. En azından ben kabul ediyorum ama toplumun önemli bir kesimi de kabul ediyor ki TÜİK rakamlarındaki bir güvenilirlik sorunu var. Evet. Buna rağmen son işte 5 Eylül'de açıklanan enflasyon rakamlarına baktığımızda, tüketici fiyatlarına baktığımızda aylık %1.46, yıllıkta %80,21'lik bir fiyat artışı. Üretici fiyatlarına baktığımızda ise aylık neredeyse 2 katı 2.41, öbürü de neredeyse 2 katı yıllık %43.75, %143.75'lik bir fiyat artışından bahsediyoruz enflasyonlu rakam olarak baktığımızda. Ve bunlar ama gerçek rakamlar mı? İşte bağımsız kuruluşların rakamları bunları işte %143'ü, %90, %200'ler rakamına ulaşıyor. Üreticide, tüketicide de %100'ün üzerinde bir rakama ulaşıyor. Bunu zaten tüketici olarak ben görüyorum. Hı hı. Markete gittiğimde 6 ay önce aldığım bir ürünün, aynı marka, aynı nitelik bir ürünün fiyatının nereden nereye geldiğini iyi biliyorum. Bir yılda bunlar 2'ye 3'e katlayanlar var. Evet. Ve bunu aslında girdi maliyetlerindeki artışlardan da biliyoruz. Mazottaki artış, bir yıllık artış %266 Ağustos 2021 ve 2022 arasında, aslında 2020 ve 21 arasında çok daha büyük oranlarda artışlar oldu. Evet. Hatırlarsınız biz şu anda 30 liraları gördük, şu 25'lere geliyoruz falan, böyle değişiyor rakamlar ama biz bunu son 2 yılda 6 liralardan geldik. 6 TL'den geldik. Bakın bu 5 kat artış demek. Yani ve yıllık baktığımızda bu %300'e varan artışlar meydana geldi. Yine çiftçinin kullandığı gübrede değişen şeylerde, ürede %187 örneğin, DAP'ta %172'lik bir artış olurken 20-20-0 dediğimiz bizim yine kompoze gübre sınıfında çiftçimizin kullandığı gübrede %178'lik, yine amonyum nitratta %26'lık amonyum nitratta da %170'lik bir artış meydana geldi. Yani %180'ler civarında bir artıştan bahsediyoruz. Kesinlikle. Evet. Aslında tarımın şimdi bir üçgen sorunu var. Birincisi, evet, artan girdi maliyetleri. Evet. İkincisi zaten yaşadık, hala sonuçlarını yaşıyoruz. Bir pandemi süreci yaşadık. Maalesef. Üçüncüsü de bence en önemlisi, en çok dikkate alınması gereken küresel iklim krizi. Bunun sonucu oluşan kuraklık ve susuzluk. Evet.
Bu da üreticiyi ciddi anlamda olumsuz etkiliyor. Hı hı. Özellikle su konusunda eskiden hani çok kısa mesafelerde bulunan yeraltı suları artık neredeyse bulunamaz noktaya geldi. Evet. Bu küresel iklim kriziyle ilgili. Şöyle şeyin çok doğru bir noktaya temas ettin Nurettin. Çiftçinin sırtındaki yük tek değil aslında. Bunlarla boğuşurken bir de tarım açık havada tüm doğa koşullarının altında yapılan bir üretim. Biz her ne kadar şey yapsak da örtü altı tarım kullansak da bu toplam tarım alanı içerisinde cüzi rakamlara denk ve hepsini de zaten yapamıyoruz. Buğdayı örneğin açık alanda tarla bitkilerini bizim için asıl önemli olan tahıllar, yağ bitkileri, yumrulu bitkiler gibi bitkileri zaten açık alanlarda üretmek zorundayız. Evet. Ve dünya piyasasını da bu ürünler yönlendiriyor zaten. Yani elbette yaş sebze meyve önemli ama dünya ticaretine baktığımızda hep neyi konuşuyoruz? Ayçiçeğini konuşuyoruz. Kesinlikle. Buğdayı konuşuyoruz. Pamuğu konuşuyoruz. Arpayı konuşuyoruz. Kolzayı konuşuyoruz. Bunlar neler? Bunlar tahıllar, yağ bitkileri ve lif bitkileri, endüstri bitkileri. Yani patates konucu. Bunlarla baktığımızda bu ürünler iklim değişikliğinden çok daha fazla etkileniyor. İklim değişikliğinden nasıl etkileniyoruz? Çok ciddi etkileşimler oldu. Aşırı kuraklık oluyor, etkileniyorsun. Yağışlar fazla yağış oluyor, dengesiz yağışlar oluyor, zamansız ve aşırı yağışlar. Bunlar yine zarar yapıyor, yine etkileniyor üretici. İşte sonbahar erken donlarıyla, işte ilkbahar geç donları, yani mevsime girerken, yaza yaklaşırken, baharda son donlar ciddi zararlar yapıyor. Nerede? Yaş sebze meyvede özellikle ciddi zararlar yapıyor burada. Ve bunların hepsini topladığımızda bu iklim değişikliğinin etkileri önümüzdeki süreçte bizi çok daha fazla etkileyecek gibi gözüküyor. Üreticiyi çok fazla etkileyecek gibi gözüküyor. Bunun için buna ilişkin önlemlerin alınması gerekiyor. Tabii ki birincisi engelleyici önlemler, yani iklim değişikliğini engelleyecek, yani karbon emisyonunu azaltıcı önlemlerin ve diğer iklim değişikliğine neden olan etmenler azaltıcı yöntemlerin kullanılması gerekiyor. Ama yaşam bunu zorluyor. Pek bu konu, dünya bu konuda başarılı mı? Değil. İkinci senaryoda engelleyici başarılı olamadığımıza göre korumacı, yani uyum sağlamayı da adım atmamız gerekiyor. Orada da bizim işte kuraklığa daha dayanıklı bitkiler. Yani şöyle, kuraklık suyla verim arasında güçlü bir ilişki var. Önce şu bir mühendis olarak bunu söylemekte yarar var. Su yoksa, bitki besin elementi taşıyamıyorsak bir bitkiye, oradan verim almamız söz konusu değil. Kesinlikle. O nedenle suyla verim arasında bir ilişki var. Ancak bir kuraklık anında bundan daha az etkilenecek bitkileri, kuraklığa biraz daha dayanıklı bitkileri seçmemiz gerekiyor. Bunlar hem işte tarla bitkilerinde, hem yaş sebze meyvede, hem yem bitkilerinde. Çünkü bizim önemli aşmazlarımızdan bir tanesi hayvancılıktaki sıkıntılarımız. Meralarımızdaki değişimler ortadayken ve yem bitkileri açığımız ortadayken, aynı zamanda yem ham maddesi açısından %80'ler düzeyinde dışarıya bağımlıyken, bazılarında %100'e, %90'lar düzeyinde bu kalemlere göre değişmekle birlikte %80'ler düzeyinde dışarı bağımlıyken, burada iklim değişikliğini buna uyumlandırma çalışmalarının, ARGE çalışmalarının, politika çalışmalarının yapılması gerekiyor. Yapılıyor mu? Evet, haksızlık etmeyelim. Yapılıyor. Ama yeterli mi? Değil. Uygulamada bunların şeylerini gördük mü? Daha henüz çok fazla yararını görebildiğimiz söylenemez. Ama buna ilişkin önlemlerimizi biz eğer almazsak önümüzde sıkıntı yaşayacağımız çok açık. Zaten üretici kazanamadığı için üretimden kopmuş durumda. Bakın, evet. Biz 1990 yılında 27 milyon 856 bin hektar tarım alanına sahiptik. Bu 10 yıl içerisinde
1 milyon 277 bin hektar birlikte 12 yıl içinde 26 milyon 579 bin hektara geriledi. Ama son 20 yılda 26 milyon 579 bin hektardan 23 milyon 136 bin hektara geriledi. Yani 3 milyon 443 bin hektar biz geriye gittik son 20 yılda. Bakın rakamı ondan önceki 12 yılda 1 milyon 200 bin hektar. Orada da bir azalış var ama son 20 yıldaki azalışın ne kadar büyük olduğunu görmek açısından söylüyorum. Bunlar hem tarım dışına çıkma hem de asıl şey üreticilerin ekmediği alanlar. Evet. Ve bu alanlara baktığımızda 3 milyon 443 bin hektar alan ne ifade ediyor? Konya hariç diğer 80 ilimizin her birinin ayrı ayrı ama toplam değil. Evet, onu söyleyeyim. Ayrı. Her birinin alanlarından daha fazla. İstanbul'un 6 katı. Çok büyük kayıp. İzmir'in 3 katı. İzmir'in toplam alanı, tarım alanından bahsetmiyorum. İzmir'in toplam alanının 3 katından bahsediyorum. Evet. Yani bu kadar alanda üretmeye vazgeçmişken bizim bir de buna ilişkin işte buna çözüm olarak yurt dışında üretim belki başka zamanlarda girilebilecek bir konu olarak ve belki de işte yurt dışında üretim aramaları yem bitkileri üretimi, yağ bitkileri ya da değişiyor ama hiçbir şey de hayata geçmiş değil. Ama böyle bir tarzda devam ediyor. Bunun yanında yetersiz desteklemeler ve zamanında ödenmeyen destekler meselesi evet. Önümüzde bir sorun alanı olarak duruyor. Çünkü biz daha henüz 2022 destekleri, bakın 2022'yi bitiriyoruz. Evet. Yani bu henüz daha üretici hasatını yaptı, şeyini yaptı. Yeni dönemin ürünlerine geçecek ama biz hala üretici ne kadar destek alacağını bilmiyor. Aslında bunu bilmemeleri onları çok büyük bir umutsuzluğa sevk ediyor. Tabii ki, tabii ki. Ve bu yüzden de dediğiniz gibi üretimden vazgeçiyor. Üretimden kopuş hızlanıyor. Üretimden kopuş hızlanıyor. Aslında siz de bahsettiniz şimdi dışa bağımlılık her geçen gün artıyor. Ve bunun gıdada olması çok ciddi bir sorun. Yani biz daha ne zamana kadar dışarıdan gıda ithal edeceğiz, tarımsal ürünler ithal edeceğiz? Bu da çok önemli aslında. Bundan tabii ki şöyle, biz ithalat yapar mıyız? Yaparız. Üretemiyorsak yapacağız. Tabii. Yani ve bir seçenek yapmak zorundayız. Yani bazı ürünleri burada üreteceğiz, bir kısmını da ithal edeceğiz. Neyi ithal edeceğimizi, neyi üreteceğimizi planlamamız gerekiyor. Ve burada da kıstas şu olmalı. Hı. Bizim bu topraklarda söz sahibi olduğumuz ürünlerimiz var. Evet. Onlara bir kere orijini bizim olan, gen merkezi olduğumuz ürünlerimize, bunlar hemen kabaca saydığımızda işte buğday, baklagiller, işte kayısı, fındık, incir, üzüm, zeytin gibi diğer sebzelerden de ya da tarla bitkilerinden de bunu koyabileceğimiz ve gen merkezi olmanın yanında bu topraklarda üretimi yerleşmiş, gen merkezi burası olmasa da ve toplumun beslenmesinde, insanın beslenmesinde önemli yer tutan ürünlere öncelik vermemiz gerekiyor. Kesinlikle. Ve yem bitkileri üretimine öncelik vermemiz gerekiyor. Meralarımızın ıslahına öncelik vermemize gerek var ve meralarımızı korumamıza ve tarım topraklarımızı korumamıza. Birinci şey üzerinde üretim yaptığımız toprağımıza saygı duyacağız. Hı hı. Sahip çıkacağız. Koruyacağız. Ve burada sağlıklı, güvenli üretimi devam ettireceğiz. Üretirken de kirletmeyeceğiz. Sadece şey değil. Aynı zamanda burada da sözüm tabii ki üretici kardeşlerime, meslektaşlarıma. Burada da üretirken aşırı kimyasal kullanımının önüne geçecek üretimleri ya da bunların daha önüne geçecek, bunların daha az kullanıldığı, yine göre kullanılmadığı yöntemleri uygulamanın yollarını arayacağız. Daha ekolojik yöntemlerle doğayla dost bir tarım sistemini kurgulamamız gerekiyor. Başkanım çok teşekkür ederim. Gerçekten çok değerli ve önemli konulara değindik. Sizin eklemek istediğiniz başka bir konu var mıdır? Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Konu bitmez. Konuşursak daha çok devam ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Çoğu
kararlaştırmış şekilde sanırım epeyce konuştuk. Evet. Ama önümüzde konuşacağımız daha çok sorular var. Kesinlikle. Size bir kez daha yeni konuklarla, yeni konularla iyi bir yayın dönemi, uzun soluklu bir yayın dönemi diliyorum. Tekrar İlk Ses ailesine de çok teşekkür ediyorum bunun Başkanım, için. Başkanım, biz de size çok çok teşekkür ederiz. Gerçekten bu ilk programımıza, ilk heyecanımıza ortak olduğunuz için çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, İlk Ses TV ekranlarından bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Toprağın İçinden programıyla yine başka bir gün, başka bir konutla, yine tarımla ilgili farklı sorunlar, farklı çözümler, farklı alanlarda başarı hikayesi elde etmiş üreticilerimizle yine sizlerle birlikte olacağız. Sağlıkla kalın, haberle kalın.